dünyanın bazı yerlerinde saf kötülüğün olduğu söylenir. Karanlığın, öfkeli ruhlardan beslendiği yerler. Serbest kaldığı takdirde hak edenlere musallat olacak bir kötülük. Çok üzgünüm. Seni seviyorum. Ne yapıyorsun? Sakın korkma. Anne lütfen yapma. Ama artık sen ona aitsin. Hayır lütfen yapma. Anne hayır. Yapma. Anne lütfen yapma. Ne yapıyorsun anne? Yalvarırım hayır. Biliyor musun? Şu an öyle görünmese de çok keyifli bir geleceğin olacak. Sanmıyorum. Aslında Brian, senin böyle biri olduğunu düşünmezdim. Nasıl biri? Bir adım atamayacak kadar çekingen biri. Gidip söylesene artık. Hey. Kenny'yi kim çağırdı? Kes şunu artık. Ne? Posta kutunda kalp şeklinde kesilmiş fotoğraflarını bulunca sakın şaşırma diye söylüyorum. Tam bir pisliksin. Ne tuhaf bir ev değil mi? Evet. Lanetliymiş diye duydum. İçeri girersen kötü ruhlar bedenine yapışır ve sonsuza dek lanetlenirmişsin. Yarasın Kenny. Denediğimiz ifadesiz suratı hala tutturamıyorsun. Stephanie, seninle niye hala arkadaştık biz? İlkokuldan beri düş yakamdan diyorum sana. Natalie nerede? Daniel'la evdeler. Muhtemelen böylesi daha iyi. Yani şu eve bak.
Burada cidden küçük bir kız ölmüş müdür? Herkes bu kadar mı? Seninle gelirim dediğimde ciddiydim, biliyorsun değil mi? Evet. Avrupa'daki son sömestrden sonra artık aileme bizden bahsedeceğim. Yazdan sonra mı? Sadece birkaç şey çıktı ve bence onlara sonra söylesek daha iyi. Söylemeye çekindiğimi biliyorsun. Yine mi? Tanrım, neden? Bunun için sabırsızlanıyorum. Burada kim şeytana inanıyor? Pekala. Efsaneye göre burası 1902'de bir kadın tarafından keşfedilmiş. Ama ne bir akrabası ne de cesedi bulunamamış. Her şey değerli yerinde. Şuna bak, inanamıyorum. Tam bir saçmalık. Anlaşmalarından hiç söz etmemiş. Ve yanlış olduğunu bilse de karanlık bir varlıktan hamile kalmış. Ve kilise inşa edildiğinde köşkten kiliseye giden bir tünel yaptırmış. Böylece şeytan tarafından görülmeden dua edebilecekmiş.
Merhaba. Pozi. Tünelde yankılandı. Kocasına bir ipin ucunda sallanırken ölü bulduğunda kaderinden 13 yıl kaçtığını biliyordu. Gitti ve kızını onun asla bulamayacağı bir yere sakladı. İşte bu yüzden o günden beri eve giren kimse canlı çıkamadı. Biri ona yardım etsin. Yaş, yapma. Sadece başlangıç. Her ay yeni bir adak kurban edeceksiniz. Etmezseniz bedeli ruhlarınız olacak. Soyunuzdan kimse kalmayacak. Nefes alıyor mu? Bilmiyorum. Hemen birilerini aramalıyız. Kimi arayacağız Erin? Thank you.
Christina. Hayır. Ne? Ne? Kaldır hemen. Alo? Kimsiniz? Üzgünüm. Alo? Kiminle görüşüyorum? Bu numarayı nereden buldun? Sen Christina mısın? Tatlım sen misin? Kaybınız için çok üzgünüm. Dur. Dur. Kimsin sen? Kızıma ne yaptın? Bu insanların nasıl kaybolduğunu gerçekten... Hiç ama hiç anlamıyorum. Bir iz, bir haber, bir ipucu bırakmadan öylece nasıl kaybolurlar? Allison. Üzgünüm. Ne diyordun? Tabağına dokunmadın.
Peki hazır mısın? Videoya çekelim. Ağacın orada dans eder misin? Evet orada. Az önce nasıl yapıyordun? Anne bak, süper kahraman oldum. Evet öyle oldun. Matthew Thurman, sen harika bir süper kahramansın. Merhaba, iyi misin? Robert? Robert Turment? Merhaba. Ben Alison Taylor. Sanıyorum oğlunuz Matthew birkaç aydır kayıp. Matthew'yu tanıyor musun? Oğlumu tanıyor musun? Birkaç dakikanızı alabilir miyim acaba? Ben bu konuda söylenecek her şeyi söyledim artık. Üzgünüm, size ve haberinize yardım edemem. Ben haberci değilim. Öyleyse burada ne işin var? Yas tutan bütün aileleri ziyaret ediyorum da... Bakın, ben sadece söyleyeceklerim belki yardımcı olabilir diye buraya geldim. İçecek bir şey ister misin? Gerek yok. Teşekkür ederim. Artık doğru dürüst uyuyamıyorum. Yani olanlardan sonra. Bir kez daha arkadaşlarıyla kuzeye gitmek istediğini söyledi. Hata yapmayı öğrenmesine müsaade etmemi istediğini. Bay Turment,
kendinizi suçlayamazsınız. Size onun nasıl biri olduğunu anlatamam bile, gerçekten. Bu inanılmaz. Bunlar oğlum hakkında. Yazdıkları her şey Matthew hakkında. Her şey tek sayfada özetlenmiş. Ya da daha azında. Teşekkür ederim. O eve gittiniz mi? Sorduğuma cevap ver. Ben gitsem çok iyi olacak. Otur yerine. Matthew, tanıdığını biliyorum. Seni rüyalarımda görüyorum. O her şeyi anlattı. Senin nasıl öleceğini bile. Şimdi değil. Galiba buraya gelmem büyük bir hataydı. Kaybınız için çok üzgünüm. Sizi rahatsız etmeyeceğim. Halt ediyordun. Ben hiçbir şey. Beni nasıl buldun? Demek doğruymuş. Ailelerle konuşuyorsun. Hayır. Konuşmuyorum. 13 ay Alison. Beni nasıl buldun? 12 tane kurban verdik. Sadece bir tane kaldı. Bak. Şimdi ahlaklı davranmanın hiç sırası değil. Anladın mı? Evet, tamam. Anladım. Müsaadenle. İzin ver. Yine mi gidiyorsun? Evet. Ben bunu açıklayamam. Bak, böyle her ay gidip bir takım
İnsanlarla takılman hoşuma gitmiyor. Ya da artık farklı görünmenden hoşlanmıyorum. Bak, bunu yapmam gerekiyor. O evle bir ilgisi var mı peki? Geldi. Neredeyse bir yıl oldu. Allison, 13. aya geldik. Brian, hala Posey'nin suratını görüyorum. Ve diğerlerini. Vakit geldi sayılır. Sakladığın için sağ ol. Durumu kötüleşirken riske atmak istemedim. Brian'dan da isteyemedim. Sorun değil. Bu hepimizin son seferi. Bu yüzden... bitirmeye çalışalım yeter. Evet. Ne kaçırdım? Ah, Terry 13. olarak kimi gönderdi diyorduk. Bu aralar bana bir şey söylemiyor. Sanırım hata yapmayalım diye. Ama yakında kim olduğunu öğreniriz. Bir saniye izin verir misin? Ayrılmaz ikili ha? Ayrılıklara... biri birimdir. İyi o zaman. Brian'a söylerim. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Yani bunun son olacağı nereden belli? Rin, bana güvenmelisin, tamam mı?
tek yolu bu. Rin, ancak böyle normale dönebiliriz. Bunların hiçbiri işe yaramayacak. Ve bir daha asla normale dönemeyeceğiz, Brian. Rin, bana bir gece daha güvenmelisin. Bu geceden sonra özgür olacağız. Gidelim. Buradan çıkmamız gerek.
Hadi gidelim. Hey, dur. Neler oluyor? Dinle. 13. olarak içimizden birini seçmeliydik. Ve seni seçtik. Ne? Sen neden ben bahsediyorsun? Ben de geldiğinizde öğrendim. O eve sakın dönme. Hadi. Peki ya sen? Takvimi geri almanın bir yolunu bulacağım. Takvim kendini tamamlamadı. Bu daha önce de olmuş muydu? Hayır. Hiç olmadı. O kaçtı mı yani? Öleceğiz. Ne demek kaçtı mı? Hepimiz öleceğiz. Her zamanki gibi yaptık. Onu iğne yönlendirdik. Brian'ı duymadın mı? Bunun ilk defa olduğunu söyledi. Hepimiz öleceğiz. Bir kelime daha edersen 13. kişi sen olacaksın. Bakın sadece düşünmemiz gerek. Olmaz. Oraya dönmeyeceğim. Öleceğiz. Hepimiz. Anlamıyor musunuz? O eve girdiğimiz ruhlarımızı lanetlediğimiz anda öldük. Gitmemize asla izin vermeyecekti. Geriye kalan tek gizem, çözmemiz gereken tek şey, ilk kim ölecek? Pekala ben gidiyorum. Buranın canı cehenneme. Tek kalsam daha iyi zaten. Bunu durdurmanın bir yolu olmalı. Ve o yolu bulacağız. Dinle. Gelip beni görmeni istiyorum. Olur. Bunu yapabilir misin? Evet yapabilirim. Öyle mi? Ben ciddiyim ama. Geleceğim. Pekala. Bir sorun çıkarsa hemen gel, tamam mı? Ben seninle ilgilenirim. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Numaram arka tarafta. Oo, tamam. Aramak istersen diye yani. Pekala, tamam. Arayacağım. Tamam. Tekrar çok teşekkür ederim. Rica ederim. Dikkatli sür, tamam mı? Tabii. Pekala. Hey! Hadi bakalım. Hey Joshua, birinci at. Arayan seni istiyor. Geliyorum. Hiç vakit kaybetmiyorsun.
Michael Clyburke'ı arıyorum. Evet, işte orada. Makineyi istediğin kadar ayarlasan da hep kafasına göre çalışıyor. İnanılmaz. Tepedeki rölelerin değişmesi gerekiyor. Affedersiniz, biraz vaktinizi alabilir miyim? 15 dakikadır buradasın. Epey vaktimi alacaksın galiba. Bu konveyör bandının da değişmesi gerekiyor. Değişmeli demiştim. Özür dilerim ama kiyar cebi muhabiriyim. Bir haber üstünde çalışıyorum. Bence inkjet baskısının da değişmesi gerekiyor. Bu haberin benim için önemi neymiş? Çünkü bu senin haberin. Anahtarları ön tarafa bırak Joe. Onun düşüşü yeryüzüne çöken büyük karanlığın başlangıcı oldu. İşe'ye 14-12'de açıklandığı gibi. Evet ama evle olan bağlantısını anlamıyorum. Düşüşünün ve insanlığın dünyadaki yerini anlama çabası arasında. Şeytan karanlığı kullanarak Tanrı'nın gücünü ele geçirmek için bir plan hazırladı. Roma takvimi güneşin etkisinin önemli olduğu zamanlardandır. Tarihçiler bu ayı çıkarmaya çalıştı. Bazıları kötülüğün yükselişi olduğunu söyler. Bizi çok sefer kandırmış şeytani bir prenslik. Öyle sık kandırmış ki tarih kitaplarımızdan silinmiş. Yani takvim hatalı mı diyorsunuz? Hatalı değil, eksik. On üçüncü ay. Nedir bu? 13. ay Eyüp kitabında geçer. Şeytanın Tanrı'nın tahtına cennete erişim olduğu bir zamandan bahseder. Meleklerin kendilerine Tanrı'ya sundukları bir zamandan. Şeytan da onlardan biriydi. Gizli, saklı ve şeytani bir alete sahipti. Bu neden önemli? Nasıl bir alet? Page, orada kaç tane çağrı var? 13. Peki kaç havari vardı? 12. 13 kişiydiler. Yahuda İskariot öldü ve yerini Matayas aldı. Yani resmi olarak 13 ama aynı zamanda 12 kişilerdi. Neden 13 biliyor musun? Sömürgeler, eski Mayalar, Mısırlılar, her eski toplum bu cihazı kullanmaya çalıştı. Cihaz cehenneme bir kapı açmakla kalmıyor. Aramızda olan işkence görmüş ve terk edilmiş ruhlar tarafından intikam almak için de kullanılıyor. Alisek kabuslarını gerçeğe çevirdiğini ve ruhunu karanlıkta bozduğunu iddia etti. Onun hikayesi şehir efsanesine dönüştü ve bazıları cihazın hala o evde olduğuna inanıyor. Ağlayan çocuğun görüldüğü her yerde. Peşinde annesi de var. Arkadaşlarım tehlikede olabilir. Son ipucunu da söyler misin, ne biliyorsan? Evet. Kenny Flowers Medical'deki güvenlik görevlisi. Ağlayan çocuğu son gören oydu. Ama o eve gitmen şartsa seni uyarmalıyım. Lütfen dikkatli ol. Daniel.
Neden odanda değilsin? Sana içeri gir dedim. Daniel, bunu bir daha söylemeyeceğim. Cenaze nasıldı? Biraz garipti. Ailesinin yanında olmak bilirsin. Tabut da boştu. Erin, kendini suçlayamazsın. Joshua her zaman pervasızdı. Biliyorum ama takvim kendini tamamlasaydı belki de böyle... Ne oldu? Erin? Tanrım, bugün 13. Cuma. Bu çok garip. Bugün öleceksin. Ne? Hey! Bilmiyorum, ben kendimi çok garip hissediyorum. Bilirsin. Şey gibi. Sanki tuhaf kişiler beni takip ediyor gibi. Her arkamı döndüğümde sanki... Buluşabilir miyiz? Tamam. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Tam olarak ne olduğunu hala bilmiyorum. Neden mağaradaydım Erin? Takvimi bulduk. Üzerinde 13 ay vardı. 13 kurban. Biz ağza alınmayacak şeyler yaptık Erin. Hepimiz. Ben neden mağaradaydım? Brian, Kenny ve Joshua. O gün gördüğün herkes işte. Hepsi seni seçti. Hepimiz seni seçtik. Ve biz bir laneti ya da geçidi açtık. Bu şeye açılan bu geçit mi?
Bak, ben nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Sadece bir şey çok yanlış geliyor. O eve girdiğimizden beri bir şeyler doğru gitmiyor. Allison, sanırım... Aaron. Ben sürekli bir ses duyup duruyorum. Korkunç bir bebek ağlama sesi gibi bir şey. Ve tek olmadığımı da biliyorum. Çünkü Stephanie de dedesinin garip davrandığını söyledi. Nasıl garip? Bilmiyorum, garip işte. Çok tuhaf. Ama bu ses durmayacak. Ve şimdi de... Neden bir ses? Ne sesi? Dünden beri bir şey beni takip ediyor. Şey mi? Takvim mi? Bakın, o evin karanlık bir geçmişi var. Bir anne ve kızıyla ilgili bir hikayesi var. Kızına cehennemin anahtarı verilmiş. Annesi de yaptığı korkunç şeyi örtbas etmiş olmalı. Eğer o eve girersen bir kötülük var ve kendini senin ruhuna bağlar. Ve bağlandığında da seni asla bırakmaz. Bu gece Terry takvimi tamamlayan son kişiydi ve bizi bulan Terry'ydi. Kurbanları Terry seçti. Mağarayı da Terry seçti. O eve hiç girmemeliydik. Bir kez ağladığını duyunca bir daha asla kurtulamaz. Kimin ağladığını? Ah, Eve. Onun adı Eve'di. Sen iyi misin? Neler oluyor? Hayır, bekle. Aaron. Dur. Hayır. Tanrım. Bekle. Aaron. Dur. Neler oluyor? Olamaz. Onu bulana kadar ya da sevdiğin herkes ölene kadar durmayacak. Allison, bunu anlamıyor musun?
Günahlarımızın kefareti yok. Lütfen durur musun? Hayır, dur dur dur. Allison, takvimi tamamlama. Çok kolay olacak dememiş miydim? Demiştim dostum. Önce sırala, sonra yık. Teri. Ne var dostum? Teri gel, Teri git. Lanet olsun. Akşamdan kalmayayım dostum. Teri. O kaçtı. Ne? Nasıl? Siz de buraya mı geldiniz? Ne yapacağımızı bilemedik. Onu kurban edileceği yere götürdük. Ama sonra kaçtı. Dostlarımızdan da epeydir haber alamadık. Natalie telefonlarıma yanıt vermedi. Tamam, hiç sorun değil. Bunu bir de ben deneyeyim. Bir saniye lütfen. Alo? Santral? Evet, evet. Bir arama yapacağım. Efendim? Ne mi istiyorum? Canın cehenneme ne dersin pislik herif? Yapabileceğin bir şey olmalı. Yani içinizden birini kurban edin demiştin. Gerçekleşeceği yeri de sen söyledin. Sen bizi insanlara gönderdin. Hey hey. Orada dur bakalım tatlım. Altından kalkamayacağım bir laf etme, tamam mı? Bir, araştırma dediğimiz şeyi yaptım. Belirli kişilerle konuşmanızı önerdim sadece size. Ama onlara yaptıklarınız benim sorunum değil. Bazı şeyler görüyoruz. Ne? Ne? Hiç mızıklayan bir bebek gördünüz mü? İşkence görmüş gibi nefretlik bir ses. Tuhaf şeyler görüyoruz. Hala vakit var. Bu anahtar. Bu anahtar. Bu anahtar o evde bir şeyin kilidini açıyor. Bir şeyin mi? Bilmiyorum. Söyle Teri. Net konuşmuyorsun. Bilmiyorum işte. Hiç sormadım. Bu şeyin ailemin peşine düşmesini izledim. Tanımış olduğum ya da tanışmayı düşündüğüm herkes öldü. Sen ölüsün. Sen de ölüsün. Anladınız mı? Düşmedi mi hala? Bundan kaçamazsınız. Tanıdığınız herkes tehlikede. Hala anlamadınız değil mi? Ne aptalsınız. Bugün 13. Cuma. Yani bugün sadece siz değil. Hayır, hayır, hayır. Siz ikiniz daha başlangıçsınız. Bugün onun düştüğü gün. On dört. Yaşaya 12. Cennetten nasıl da düştün şeytan. Sabah yıldızı. Ve 14. Bulutların üstüne yükseleceğim. En yüksekte ben olacağım. Ve 13'te tahtımı Tanrı'nın yıldızlarının üstünde yükselteceğim. Bugün. Bugün cehennemin kapılarının oluşacağı gün. İnsanlığın kendi gölgelerinden atılan unutulmuş ruhlardan. Bugün kötülük serbestçe gezecek. Çünkü kapıları tekrar açtık. 13. 13. 13. Bu anahtarı son tutan vaktini tüketti. Siz de aynısını yapmayın.
Şimdi defolun buradan. Defolun buradan. On üç. On üç. On üç. Çok eski bir davadaki ipucunun peşindeyim. Alice ve Eve Hake. 1900'lerin başı. Araştırmalarım beni buraya getirdi. Rear Grand City'ye. Küçük, tenha bir mezarlık. Efsane kurgudan fazlası olabilir. Ve bu da teorimi kanıtlamam için en önemli ve tek kanıt olabilir. Alice gerçekti. Aslında Alice'in asla bulunamamasının sebebi hiç evlenmemesiydi. Gerçek adını bilen her kim varsa efsaneyle birlikte öldü. Yazacağım ve yayımlayacağım bir efsane. Arka kapı. Arka kapı. Baba? 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 Thank you.
İğrenç. Kenny, ne yaptın sen? Allison? Burada olabileceğini söylediler. Ne istiyorsun? Resmi davet göndermeyi unuttum herhalde. Takvim. Onunla ilgili ne biliyorsun? Bilgin olsun. Sadece içinizden birini seçmelisiniz demiştim. Onlara seni seçmelerini söylemedim. Şahsi algılama. Bugün gözümün önünde dostum öldü. Takvimi tamamla derken hem de. Bu ne anlama geliyor, Terry? Tamam. Pekala. İyi. Küre bir takvimdir. Nereden geldiğini bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Ama kötücül bir şey. O kadar şeytani ki cehennemin kapısını açıyor. Şimdi lütfen gider misin? Bu çok iyi olur. Ne? Ne? Bunun gayet normal bir insanın sesler duyduğunu, bir şeyler gördüğünü söylemesi ve hemen ardından kasten akan trafiğin ortasında durmasıyla ne ilgisi var Terry? Söyler misin? Çünkü takvim esrarengiz bir tılsımdır. O lanetli. Bunu çözen ve cehennemin kapılarını açan son kişi Eve'di. Eğer onu dinlersen annesinin geri dönmesini istiyor. Annesi mi? Annesine ne olmuş Terry? O... Terry lütfen bana yardım et. Kızı diri diri yaktı. Annesi onu asla bulamadı. O kızı... Annesi seni bulmadan önce bul. O eve geri dönmelisin.
İyi geceler Terry. Sana da dikkatli ol. İyi geceler. İyi gecelermiş. Son iyi gecem ne zamandı acaba? Kendi dinlemede. Kendi dinlemede. Kim var orada? Kenny. Onlara hiçbir şey anlatmadım. Yemin ederim. Rin. Şuna bak.
Rin? Ne? Sen iyi misin? Evet, sadece bir şey gördüm sandım. Ben... Hey, bir şey buldum galiba. Şuna bak, yardım et kaldıralım. Tamam. Sence bu mu? Öğrenmenin tek bir yolu var. Sence bu iyi mi? Bilmiyorum. Seni tanıyorum. Adımı söyleme. Adımın söylenmesinden hoşlanmıyor.
burada. Böyle saf kötülüğün olduğu bir yerde, zihin karanlıkta böyle canavarlar yaratabilir. Ve sonunda kötülüğü sen açıklamak zorunda kalacaksın. Lanetlenmeni.